Merhaba arkadaşlar. E, malum ülkemizin içinde bulunduğu durum dolayısıyla e, eğitimimize uzaktan da olsa devam edeceğiz sizlerle. İnşallah kalan konularımızı bitirmiş olacağız 12. sınıflar olarak. E, böyle bir video çekmeyi düşündük. E, ben önceden hazırladığım kağıtlarla e, kalan konularımızı inşallah sizlere sunacağım. İlk olarak arkadaşlar son kaldığımız yer olan gerileme döneminden devam edeceğiz sizlerle. Yalnız bunun duraklama dönemini bir tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Yani biliyorsunuz tarih neden sonuç ilişkisi bu bağlamda duraklama dönemini tekrar edelim. Ondan sonra konularımızı buradan takip edebilirsiniz. Gençler öncelikle gerileme döneminin diğer ismi değişim ve diplomasi yüzyıldır. Değişim ve diplomasi denmesinin sebebi bu dönemde artık Avrupa'yı örnek almaya başlıyoruz. Ve bu dönem burada da belirttiğimiz üzere 18. yüzyıl olacak. Şimdi biz yüzyılları bilmek zorundaydık. 17. yüzyıl duraklama dönemiydi. 18. yüzyıl gerileme dönemi olacak. Şimdi gerileme dönemi 1699 tarihinde Karlofça Anlaşması ile başlıyor. 1792'de Yaş sona eriyor. Tabi Karlofça Anlaşması'nın önemi neydi? İlk defa büyük çapta toprak kaybettiğimiz anlaşmaydı. Bu yüzden bizi gerileme dönemine sokmuştu. Yaş da Rusya ile imzalamıştık. Onu ilerleyen derslerimizde göreceğiz sizlerle yine. Bu anlaşmayla da Kırım Rusya'ya bağlanmıştı. Böylelikle arkadaşlar ilk defa topraklarının çoğunluğu Türk Müslüman olan bir toprak parçası Hristiyan bir devlete bırakılmıştı. Şimdi bu dönemin iki tane genel politikası var. Birincisi Karlofça Anlaşması ve İstanbul Anlaşması ile kaybettiğimiz toprakları geri almak. Bu anlaşmalar önemli sorularda karşımıza gelebilir. Unutmayalım gençler Karlofça ve İstanbul'la kaybettiğimiz toprakları geri almak istiyoruz bu dönemde. Bir de ıslahatların devamını sağlamaya çalışacağız. Biliyorsunuz ıslahatlarımızda pek başarılı olamıyorduk. Yalnız bu dönemdeki ıslahatların farkı genellikle Avrupa'nın örnek alınmasıdır diyebiliriz. Tabii ilk olarak siyasi olaylardan başlayacağız ve bir şifremiz var burada. Daha önce duraklama için kullandığımız bir şifremiz vardı bizim. Varil diye. Burada ise Varif adlı bir şifre kullanmış olacağız. İşte bu Varif adlı şifreyi açacak olursak Varif'in V'si Venedik, A'sı Avusturya, R'si Rusya, İ'si İran ve F'si de Fransa olmuş olacak. Aklımızda bulunsun. İlk olarak Osmanlı-Rus ilişkileriyle başlayacağız. Tabii Rusya ile ilişkilerimiz biliyorsunuz duraklamadan itibaren başlamıştı. Daha öncesinde Rusya prenslik halini yaşadığı için kuruluş ve yükselmede pek göremiyorduk Rusya ile ilişkiler ama altın orada devletin yıkılmasıyla özellikle Ruslar güçlenmeye başlamıştı. Niye bu kadar o çok Osmanlı ile mücadele ediyorlardı? İki tane tarihi politikaları vardı. Birincisi sıcak denizlere inebilmek, ikincisi de panslavizm diyecektik. İşte burada öncelikle Rusya'nın İsveç'te savaştığını unutmayalım ve savaşların adı Poltova Savaşı. Şimdi bizden alakası var diye düşünebilirsiniz bu savaşın. Tabi burada İsveç yenilmiş ve İsveç kralı Charles. Osmanlı'ya sığınmıştır. Ve e, şu yorumu yapabiliriz. Yani Osmanlı'ya sığındığına göre demek ki Osmanlı hala büyük bir devlet olarak görülüyor. 18. yüzyılda bile gerileme döneminde bile büyük bir devlet olarak karşımıza çıkıyor unutmayalım. Ve e, bu yüzden savaşlar olacak. Prut Nehri kenarında yapılan savaşları Osmanlı kazanmış ve 1711 yılında Prut Antlaşması imzalanmıştır. Yalnız bu savaş için denir ki Osmanlı Rus ordusunu sıkıştırmıştır ve yok edebilme imkanına sahiptir. Bu imkana sahipken neden yok edememiştir? Çünkü burada özellikle Baltacı Mehmet Paşa'nın Yeniçerilere olan güvensizliği söz konusudur diyebiliriz. Ve Prut Antlaşması imzalanmıştır. Bu anlaşmaya göre İsveç Kralı Şarl ülkesine serbestçe dönebilecek ve Rusya Lehistan içişlerine karışmayacaktır. Gördüğünüz gibi Osmanlı başka devletlerle ilgili kararlar aldırabilmiştir Rusya'ya. Bu Osmanlı'nın siyasi gücünün devam ettiğini gösterir. Yani 18. yüzyılda bile gerileme döneminde bile bu siyasi güç devam etmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Dikkatli olalım. Yine Azak Kalesi burada Osmanlı'ya bırakılıyor. Tekrar hatırlayınız 1700 İstanbul Anlaşması'nda Azak Kalesi Rusya'ya bırakılmıştı ve şöyle bir ifade kullanmıştık. Azak Kalesi eşittir Karadeniz. Yani Azak Kalesi Rusya'daysa Ruslar Karadeniz'e inebilir değilse Rusya Karadeniz'e inemez diye bir yorum yapmıştık. Burada tekrar Osmanlı'ya verildiğini gördük ve Rusya İstanbul'da elçi bulunduramayacaktır dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 1700 İstanbul Anlaşması tamamen telafi edilmiş burada. Tabi siyasi askeri başarıların, siyasi başarıların da beraberinde getirdiğini görmüş oluyoruz. Aklımızda bu şekilde bulunsun. Tabi onlar bizde elçilik açacaksa bu iç işlerimize karışmak demekti. Ee, biz haliyle bu imkanı Ruslara vermemiş oluyoruz. Bu savaşın sembol ismi Baltacı Mehmet Paşa'dır unutmayalım. Ve bu da Osmanlı'nın kaybettiği toprakları geri alma ümidi artmıştır diyebiliriz. Ve bu dönemde Lale Devri'nde yine İstanbul Anlaşması diye bir anlaşmamız var Rusya ile. Bu anlaşmayla da İran paylaşılmıştır diyebiliriz. Evet arkadaşlar sıradaki konumuz Osmanlı-Venedik ilişkisi gerileme döneminde. Şimdi Venedik biliyorsunuz bir deniz devletiydi ve Karlofça Anlaşması ile Venedik'e Mora ve Dalmatya kıyılarını bırakmak zorunda kalmıştık. Şimdi e, burada Osmanlı'nın her zaman biz adalet ve hoşgörü politikasından bahsederiz. Yani çok büyük bir adalet sistemimiz olduğu ve hakikaten de çok geniş bir e, merhamet olduğumuz, hoşgörü olduğumuz olduğunu söylemiştik. Burada da Mora halkı Hristiyan olmasına rağmen Venedik halkından, Venedik'ten memnun değil, Venedik yönetiminden memnun değil ve Osmanlı'ya haber gönderiyorlar. Tekrar Osmanlı hakimiyetine girmek için ve bu bağlamda arkadaşlar Mora tekrardan halkın isteği sonrasında geri alınmış oluyor. Tabi Moranın alındığı anlaşma Pasarofça anlaşması olacak. Birazdan bu anlaşmayı ayrıntılı biçimde göreceğiz sizlerle. Ve burada... Mora halkının Osmanlı'dan memnun olduğunu söylemiştik ve morayı da aldıktan sonra biliyorsunuz Ruslardan da Azak Kalesi'ni yer almıştık. E, Venedik'ten de morayı aldıktan sonra kaybedilen toprakları geri alma ümitlerimiz iyice artmıştır diyebiliriz. Yalnız burada tabi e, Avusturya Karlofça Anlaşması'nın e, garantör devletiydi. E Tabii Osmanlı'nın bu toprakları geri aldığını görünce Osmanlı'nın Karlofça'yı ihlal ettiğini iddia etmiş ve Osmanlı'ya savaş ilan etmiştir. Ve Peter Varadin savaşında iki ordu karşı karşıya gelmiş ve burada Osmanlı mağlup olmuştur diyebiliriz. Tabi Osmanlı mağlup olunca 1718 yılında Avusturya ile Pasarofça Antlaşması'nı imzalamıştır. Bu anlaşma sonucunda arkadaşlar maalesef Belgrad'ı kaybediyoruz. Biz Belgrad için şöyle bir tabir kullanıyorduk. Orta Avrupa'nın kapısıydı bizim için. Kalbi Viyana kapısı Belgrad'dı. Maalesef Orta Avrupa'nın kapısını kaybetmiş olduk diyebiliriz. Biliyorsunuz bugün Sırbistan'ın başkenti Belgrad. Tabi 20 yıl sonra Belgrad'ı geri aldığımızı göreceğiz. Bu anlaşmayla yine Mura Osmanlı'ya bırakılmış ve Pasarovça Anlaşması ile Osmanlı artık lale devrine girmiştir. İkinci bölümümüzde gerileme dönemi ıslahatlarını işlerken bu anlaşmaya tekrar değineceğiz. Çünkü lale devrinin başlangıcı olacak Pasarovça Anlaşması. Yalnız burada Osmanlı'da bir politika değişikliğini görüyoruz. İkinci notumuzda bunu... Tabii önemli bir konu bizim için bu. Osmanlı'nın geri alma politikası, kaybettiği toprakları geri alma politikası artık yerini topraklarını koruma politikasına dönüştürecek. Yani artık kaybettiğimiz toprakları geri alma ümitlerimiz bitiyor denebilir. Bunun yerine artık elimizdekileri koruma politikasına geçmiş olacağız. Aklımızda bulunsun arkadaşlar. Ve Osmanlı-İran ilişkileri bu dönemde biliyorsunuz gençler Osmanlı İran'ın diğer adı Safevi devleti olacak. Yani sorularda Safevi diye de karşımıza gelebilir. Bir Türk devletiydi ama e, mezhepsel olarak farklıydı Osmanlı'dan. Bir Şii devletiydi. Safeviler Osmanlı ile aralarındaki problem mezhepsel ve sınırsal problemler. Yani bu yüzden hep Osmanlı ile mücadeleleri vardı. Duraklama döneminde özellikle tam 4 tane anlaşma imzalamıştık. Bu dönemde 2 anlaşmamız olduğunu görüyoruz. Zaten son anlaşmalarımız İran'la. İran'la bir daha anlaşma yapmayacağız. Bu anlaşmalar Ahmet Paşa Anlaşması ve Kerdan anlaşması. Burada özellikle Kerdan anlaşmasını bilmemiz gerekiyor. Önemi 2. Kasrı Şirin anlaşması olarak da adlandırılıyor. Kasrı Şirin'in önemi neydi arkadaşlar? Bugünkü Türkiye-İran sınırı biliyorsunuz Zagros Dağları baz alınarak hemen hemen çizilmişti diyebiliriz. Yine gerileme döneminin siyasi olaylarından önemli olaylarından biri de Rusya ve Avusturya'nın ittifak yapıp Osmanlı'ya saldırması. Tarihte 1736-1739 mücadeleleri şeklinde de karşımıza gelebilir. Burada amaç Osmanlı'yı Balkanlardan göndermekti ve Rusya'nın Kırım'ı alma düşüncesiydi. Bu yüzden iki devlet ittifak yaptı ve nihayetinde arkadaşlar Osmanlı'ya savaş ilan ettiler. Tabii Osmanlı e, garip bir şekilde bu iki devleti birden yenmiştir. Bu iki büyük güçlü devleti birden yenmiştir. Nasıl yendiğini birazdan sizlere söyleyeceğiz. Ve bu galibiyetin ardından Belgrad antlaşması imzalıyoruz. Genişler bu Belgrad antlaşmasına ara buluculuk yapan devlet Fransa. Notlarımızda da belirttik bunu. Tabii Fransa bunun karşılığını alacak. Yani durup dururken bir ara bozuluk yapmamıştır. Tabii ki menfaatleri vardır. Bu menfaatleri geçici olan kapitülasyonları sürekli hale getirtmiştir diyebiliriz. Tarihte buna 1740 kapitülasyonları diyoruz. Bu anlaşmaya göre Belgrad tekrar Osmanlı'ya verilmiş. Yani Pasarovça kaybettiğimiz Belgrad'ı geri aldık. Azak Kalesi yıkılıp Rusya'ya verilmiş. Yani burada bir taviz gibi düşünebiliriz bunu. Yani sonuçta kazandığımız bir savaştan sonra yık, yıkılmış olsa bile bir toprağa vermemiz bir taviz gibi düşünülebilir. Ama bunun önlemini de şöyle almışız. Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacaktır demişiz arkadaşlar unutmayalım. Ve çok çok önemli bir not, yıldızlı bir not bizim için. Osmanlı'nın son kazançlı anlaşması Belgrad Anlaşması'dır diyeceğiz. Lütfen bunu aklımızdan çıkarmayalım. Yine burada bir notumuz var. Şimdi nasıl bu iki devleti birleştik, birleşmelerine rağmen nasıl yendik bu devletleri? Bu soru aklımıza gelecektir ve bu soru karşımıza da gelecektir. İnşallah bu batılı tarzdaki askeri ıslahatların artık başarılı olduğunun göstergesidir diyeceğiz. Böyle bir soru karşımıza gelirse de bu şıkkı işaretleyelim unutmayalım. Yine bu dönemin sonunda Fransa ile ilişkilerimiz olduğunu görüyoruz. Aslında Fransa ile dostane ilişkilerimiz vardı. Çünkü sürekli onlara kapitülasyonlar veriyorduk. Onlarla iyi ilişkilerimiz vardı. Ama Napolyon burada Fransa'nın başına geçince Fransa'nın sömürgece politikalarını daha da arttırdığını gördük. Ve Mısır'ı işgal ettiğini göreceğiz. Yani bu dönemde Osmanlı ile Fransa'nın ilişkilerinin bozulma sebebi Fransa'nın Mısır'ı işgaldir diyoruz. Tabi burada bize iki devletin yardım ettiğini göreceğiz garip bir şekilde. Rusya ve İngiltere. Tabi arkadaşlar şöyle düşünmek lazım. Bu devletlerin menfaatleri olmasa bize yardım ederler mi? Etmezler tabii ki. Burada Rusya sıcak denizleri tehlikeye girdiği için, İngiltere de sömürgeleri tehlikeye girdiği için Osmanlı'ya yardım etmiştir diyebiliriz Fransa'ya karşı. Ve bu durum tarihte ilk defa Osmanlı'nın denge politikasını uyguladığını görüyoruz. İşte denge politikası devletler arası çıkar çatışmalarından yararlanmak demektir. Biz Rusya, İngiltere ve Fransa arasındaki çıkar çatışmasından yararlandık. Rusya ve İngiltere bize yardım etti ve burada Fransa'yı Mısır'dan çıkarmış olduk. Ki bu denge politikası dağılma döneminin genel politikası olacak. Onu da dağılma döneminde sizlerle işleyeceğiz. Burada birkaç önemli nokta da var. Zaferin adı, burada Fransa'yı yendiğimiz zaferin adı Akka Zaferi'dir arkadaşlar bakın. Komutanımız ee, ordumuzun başında 90'lı yaşlarında Cezza Ahmet Paşa'nın olduğunu görüyoruz. Yine buradaki ordumuz Nizam-ı Cedid ordusudur ki 3. Selim tarafından oluşturulmuş, batılı tarzda oluşturulmuş bir ordudur. Unutmayalım ve Fransa'nın buradan çıkarıldığı anlaşmanın adı da El Arish Antlaşması olacak. Aklımızda bulunsun ve Burada arkadaşlar ikinci bölümümüzde gerileme dönemi ıslahatlarını bir başka dersimizde göreceğiz. Lütfen bu duraklamayla gerilemeyi tekrar edelim. Diğer dersimizde gerileme döneminde ıslahatlarında buluşmak üzere. Evet arkadaşlar sıradaki konumuz küçük kaynarca anlaşması. 1774 yılında Rusya ile imzaladığımız bir anlaşma dönemin en ağır anlaşması diyebiliriz. Küçük Kaynarca Anlaşması'na. 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşları sonunda imzalanmış bir anlaşma olup Leh milliyetçilerin Osmanlı'ya sığınmasıyla bu mücadeleler başlamış ve Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuçlanmıştır. Yine gördüğünüz gibi Leh milliyetçilerin Osmanlı'ya sığınması bu dönemde Osmanlı'nın siyasi gücünün devam ettiğinin göstergesi diyeceğiz. Yine 1770'te bu mücadeleler devam ederken Çeşme'de Osmanlı donanması ...yakılmıştır. Ee, i̇kinci kez tarihte donanmamız yakılmış oluyor. Biliyorsunuz ilk defa İnebahtı'da... ...Haçlılar tarafından yakılmıştı. Burada da Çeşme'de donanmamız yakılmış olacak. Yalnız bu anlaşmanın önemli maddesi... ...birinci madde olan Kırım'ın bağımsız olmasıdır. Önemli şu arkadaşlar... Artık Karadeniz Türk Gölü olmaktan çıkmıştır diyeceğiz Kırım'ın bağımsız olmasıyla. Ki Kırım stratejik açıdan çok önemli bir yerdi. Biz askeri seferlerimizde üst olarak kullanıyorduk Kırım'ı ve imtiyazlı bir hayal etti bizim için Kırım ve maalesef burada bağımsız olmuş oldu. Tabi halkı yine halifeye bağlı devam ettirecek bu aradaki kültürel bağlarında korunduğunun göstergesidir diyeceğiz. Aynı durum tarihte bir de Trabluskarp'ta vardı biliyorsunuz bu toprakları kaybetmiştik ve halkları halifeye bağlılığını devam ettirmişti demiştik. Yine Azak bölgesi Rusya'ya verilmiştir. Biz kafamızda her zaman şöyle eşitleyeceğiz. Azak eşittir Karadeniz diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da gördüğünüz gibi Rusya'nın Karadeniz'de etkinliği artmıştır. Yine Rusya Karadeniz'de donanma ve ticaret gemisi bulundurabilecektir diye bir madde görüyoruz. Bir önceki anlaşmada, Belgrad Anlaşması'nda Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacaktır diye bir madde vardı. Artık bu maddenin de tersine döndüğünü görmüş olacağız ve ilk üç maddemiz Karadenizle alakalı. Bu da aklımızda bulunsun. Yine Rusya İstanbul'da elçilik ve konsolosluk açabilecektir diye bir madde görüyoruz. Bir yabancı devlet Osmanlı'da elçilik açıyorsa burada iç işlerimize müdahale imkanı elde etmiştir diyebiliriz. Eğer biz onlarda elçilik açıyorsak oradaki gelişmeleri takip etmek, onlar bizde elçilik açıyorsa iç işlerimize müdahale hakkı elde ettiler gibi yorumlar yapabiliyoruz. Yine Rusya Ortodoksların koruyucusu olmuştur. Onları himaye altına almıştır. Ki Ortodokslar Osmanlı'nın himayesindeydi. Biliyorsunuz İstanbul'un fethinden sonra Avrupa Hristiyan Birliği'ni parçalamak adına Fatih böyle bir şey yapmıştı. Ve merkezleri de İstanbul'da hala İstanbul'dur sevgili arkadaşlar. Bu bilgi de aklımızda bulunsun. Hala İstanbul'dur. Ve Rusya yine iç işlerimize müdahale imkanı elde etmiştir diyebiliriz. Yine ilk defa savaş tazminatı ödemek zorunda kaldığımız bir anlaşma olmuştur. İlk olması hasebiyle sorularda karşımıza gelebilir. Osmanlı ilk defa savaş tazminatı ödemeye küçük kaynarca anlaşmasıyla mahkum edilmiştir. Yine Rusya'ya kapitülasyon verildiğini görüyoruz. Ki tarihte Cenevizlere, Venediklere, Fransa'ya, Yine pasaraf canlaşmasına ara bulculuk yapan İngiltere ve Hollanda'ya da vermişti. Burada da arkadaşlar bakın Rusya'ya kapitülasyon veriliyor. Lozan Anlaşması'nda kaldıracağımız kapitülasyonlar Osmanlı ekonomik açıdan çok zarar vermiştir diyebiliriz. Ve Rusya Kudüs'ü serbestçe ziyaret edebilecektir diye de bir madde görüyoruz. Kudüs Osmanlı toprağı olduğuna göre ve bir devlet serbestçe burayı ziyaret edecekse yine burada iç işlerimize müdahale imkanı elde etmiştir diyebiliriz. Aynalı Kavak Tenki-i Hamezi dönemin bir başka anlaşması. Burada Rus yanlısı Şahin Giray'ın Kırım Hanı olduğunu kabul ediyoruz. Rusların baskısı sonucunda Rus yanlısı Şahin Giray'ın Kırım Hanı olduğunu kabul etti. Yani şu yorum yapabiliriz. Fatih'in aldığı Kırım adım 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 Rusya'ya doğru gitmektedir. Küçük kaynarca ile bağımsız oldu aynalı kavakla başına Rusyalısı biri geçti ve yaş antlaşmasıyla da artık Rusya'ya bağlanmış olacak. Birazdan göreceğiz. Dönemin bir başka anlaşması Ziştovi antlaşması olacak. Avusturya ile 1791'de imzaladığımız bir anlaşma. Avusturya çok uluslu bir devlet. Bu yüzden milliyetçilik isyanlarından, milliyetçilik akımından etkilenecekler. Olumsuz etkilenecekler. Böylelikle Osmanlı ile mücadele etmek yerine milliyetçilikle mücadele etmeyi tercih edecekler ve Zişto ve anlaşması imzalanacak. Yani bir soruda Zişto ve anlaşmasının neden imzalandığı sorulursa milliyetçilik akımının Avusturya'yı olumsuz etkilemesi diyoruz. Hangi özelliğinden dolayı olumsuz etkilemiştir diye bir soru gelirse çok uluslu yapısından diyeceğiz ki bu çok uluslu yapı Osmanlı'da da var biliyorsunuz ve bu milliyetçilik isyanları Osmanlı'yı da olumsuz etkileyecektir. Diyebiliriz. Ve dönemin son anlaşması Yaş Antlaşması olacak. Tarih 1792 Rusya ile imzalandığını Unutmayalım. Diniester Nehri Sınır kabul edilmiştir. Çok önemli değil arkadaşlar. Bu anlaşmanın en önemli maddesi Kırım artık Rusya'ya Bağlanmıştır demiştik. Adım adım Kırım Rusya'ya doğru gidiyor diye. Ve Yaş Antlaşması'nda artık Kırım Rusya'ya bağlanmıştır diyeceğiz. Ve önemli bu madde gerçekten Çok önemli bizim için. İlk defa Nüfusunun çoğunluğu Türk Müslüman olan bir toprak parçası Hristiyan bir devlete bağlanmıştır. Bu bağlamda önemi vardır zaten ve bu maddeyle beraber de artık bu anlaşma yaşartlaşması Osmanlı'yı dağılma dönemine götürmektedir diyeceğiz ve bir sonraki dersimizde de gerileme dönemi ıslahatlarını görmüş olacağız arkadaşlar.